Sevgili izleyicilerimiz, birlikteliğimiz hızıyla devam ediyor. Bu haftadan itibaren programımız içerisinde yepyeni bir bölüme başladık. YouTube'da sizden gelenler bölümü. Bu bölümde neler yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Türkiye'nin her tarafından ya da Avrupa'nın bazı bölgelerinden bizimle aynı işi yapan ya da YouTuber'ların yaptığı sokak röportajlarını izleyeceğiz. Bazen YouTuber'ları eleştireceğiz. Bazen çok güzel videolar var, onları yayınlayacağız. Bazen de Türkiye'den ya da Avrupa'dan sunucularımızın ya da YouTube üzerinden program yapan arkadaşlarımızın vatandaşlara mikrofon uzatıp da sorduğu soruların yanıtlarını alacağız sevgili izleyicilerimiz. Bakalım bu hafta hangi arkadaşımızın video çekimi geliyor? Yine YouTube'dan sizden gelenler bölümü geliyor. Hep beraber izliyoruz. Ya hiç manalarını evet ya, eski yazı okumadım oğlum ya. Niye okumadık amca? Ya okuyamadık işte, ben bilmiyorum ya. Normal işte şeyi biliyoruz, anladın mı? Talim derslerinden namazımızı kılıyoruz, Allah kabul etsin. Müslüman mıyız hocam? Elhamdülillah. Tabii ki Müslümanız yani. Elhamdülillah, nenamlı. Müslümanız, elhamdülillah. Daimi, doğuştan Müslümanım ben. Elhamdülillah. Ya bir Müslümanız elhamdülillah. Müslümanlığın ilk şartı olan La ilahe illallah'ın Türkçe manası. İnandım, iman getirdim. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka Allah yoktur. Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Türkçesi ne oluyor? Türkçesi ne oluyor? Türkçesi ne oluyor? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah birdir. Varlığını birliğine inanmak. Unuttum. Allah birdir. Allah tektir. Ya unut. Ya Allah'a yakın olmak, Allah bir demek. İşte biz bunları biliriz. Fazla işte bir hani okumuş şey olmayacaksa. Anlamamış be o kadar derin. Anlamamış be o kadar derin. Allah'tan başka ilah yoktur. Peygamberimizden başka Allah yoktur. Bir şey. Heyecan bastı. Bu manası zaten Türkçesi, bu bir şeysi yok. Ne diyeyim, ne diyeyim? Allah'a iman ediyorum diyebiliyorum ben ama doğru mu acaba? La ilahe illallah, kelime-i şehadet getirmek. Allah tam bilemeyeceğim. Yani. Türkçe manası? Bilmiyorum. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah bildi, Muhammed bildi ve şey değil mi, yanlış oldu. Şey değil mi, yanlış oldu. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah anlamı biliyordum da şimdi var ya. Allah'ı, peygamberini tanımak. Müslümanın ilk şeyi bu. Evet, doğru yani. La ilahe illallah'ın Türkçe manası. Vallahi ben kendim çekiyorum da Türk, yani Türkçe manası bilemeyeceğim şimdi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah devamını çekiyor bak elimde de. Müslüman mıyız amca? Elhamdülillah. La ilahe illallah normalde Arapça bir kelime. Ya, Muhammed Resulullah, ben başka bir şey bilmem. Hocalar da okumadım ama Kur'an-ı Kerim'i okurum fakat ben Türkçe anlamam ya. Senin kelimelerden içerisinde ileri okumadım. Canım Allah'a inanıyorsun ya. Kitaba, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsun. Müslümanlık budur. Kelime-i tevhid Allah birdir ve onun Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir. Çünkü Kur'an kursunda okudum. La ilahe illallah Türkçe manzarası. Muhammed Resulullah değil mi? O bizim şey, eski yazıcı, bizim duamız bu. Kabir duası. Kabir duası. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kabir sualleri. Kabir sualleri. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Bizim Müslümanlığımızı Allah kabul etti. Ondan sonra olan gerisini sen ne yaparsan yapalım. Bunun Türkçesi, bu Arapça bir kelime. Bunun anlamı. Anlamamış be o kadar derin. Anlamamış be o kadar derin. Bunların bir Türkçe anlamı var. Bunlar hep Arapça olan kelimeler. Bir kavanoz içerisinde bal olduğunu düşün amca. Bu balı biz dışarıdan yalıyoruz. Bu balın tadını, faydasını. Sen alabilir miyiz? Değil mi? Alamayız. Ya, alıp da yemeyince. Aynen. Biz anlamı da bu şekilde. Biz anlamını bilmediğimiz kelimelerin bize faydası olmaz amca. Biz olmaz. La ilahe illallah'ın da bir anlamı var. Tabii. Bu anlamı soruyoruz biz.
Onu anlamı Cenab-ı Allah'a başka bir şey diyecek halimiz yok. Hani öyle diyor, bilmiyorum ama Cenab-ı Allah'a. Allah'ım başka bir şey demiyor. Allah sen bizi kurtar yok, başka yapacağımız bir şey yok. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir. Allah tektir. Allah tektir. Hangi konularda tektir? Allah tam bilemeyeceğim. Yani Muhammed onun kuludur. Öyle diyor. Başka bir şey geliyor mu aklınıza? La ilahe illallah. Şimdi bunu biliyoruz da böyle sorunca insanın aklına gelmiyor ya. Vallahi biliyorum da. Beş vakit namazımızı kılarız. Onu da biliriz. Hani Müslümanların gereğince. La ilahe illallah. Aklınıza ne geliyor? Türkçe manası. Türkçe manası. La ilahe illallah. Allah birdir. Muhammed Resulullah, Peygamberimiz Muhammed Mustafa. Bunları biliriz. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Mesela Allah'tan başka ilah yoktur. İlah kavramına, ilah kapsamına giren şeyleri bize açıklayabilir misiniz? Allah'ın 99 tane ismi var. Bunlardan bir tanesi ilah değildir aslında ama yine de burada ilah kelimesi Arapça olduğu için, kelime-i şehadette de geçtiği için bu lafzı kullanılıyor. Türkçesin. Ben şahit ederim ki Allah birdir. Ben yine şahit ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ben şahit ederim ki Allah birdir. Ben yine şahit ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Sanki biraz karıştı. Başka bir şey geliyor mu aklınıza? Hı? Sanki biraz karıştı şeyler. O işi dönemler idi. Allah birdir. Birdir. Başka bir şey geliyor mu aklına? Allah birdir. Allah hangi konuda birdir? Hangi konuda? Mesela yücedir, ondan başka büyük yoktur. Peki Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Müslümanlığın şartı biliyorsun la ilahe illallah. Yani bunu bilmemiz gerekiyor, şart yani. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah birdir. Hazreti Muhammed onun yok o. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden de Muhammed Abdullah Resulü. O la ilahe illallah. Hatırlayamayacağım. Kardeşimiz olmamak değil, rezil oldum vallahi. Kardeşimiz olmamak değil, rezil oldum. La ilahe illallah. Bunlar şey değil mi? Müslüman olmak için ilk söylenen. Evet. Onun Türkçe anlamı? Hiç bakmadım. Neye bakmadın? Anlamına. Din dersinde hiç öğretmiyorlar mı? Yani anlamını hiç söylemedi ama din dersinde şey bir ton şey söyledi. Allah birdir. Varlığını birliğine inanmak. La ilahe illallah. Bu kadarını bile bildik. Biz okula başlamadan bunlarla başladık. Allah nerede? Allah kim yarattı? Bizleri kim yarattı? Bunlar şimdi ilk önce onu öğrettilerdi bize. Amcalarımız hep hocaydı. Ondan sonra ilkokul başlardı. Yani neyin nerede olduğunu o yönden Allah'a şükür biliyoruz yani hocaların lafı vardır. Bizim dediğimizi tutun, gittiğimiz yere gitmezseniz gitmeyin gibi hani yapamıyoruz belki ama çok şükür Müslümanız yani. Çok şükür Müslümanız yani. La ilahe illallah'ın ilkim. Ya zor ya, aklıma kalmadı ya. Ya hiç manalarını evet ya, eski yazı okumadım oğlum ya. Niye okumadık amca? Ya okuyamadık işte, ben bilmiyorum ya. Normal işte şeyi biliyoruz, anladın mı? Talim derslerinde namazımızı kılıyoruz. Allah kabul etsin. Yani hesap var, inanıyoruz. Doğru değil mi? Ya ondan hiç şüphe yok canım. Ahirete iman ediyoruz, Allah'a iman ediyoruz. Tabii ya, tabii. Ondan hiç şüphemiz yok. Peki dinimizi niye araştırmıyoruz? La ilahe illallah. Çok zor değil. Evet. Dine giriş şartının Türkçe manası. Çok basit. Çok basit ya. Ya çok güzel soru sordun ama ya, hatırlayamadım ya. Biraz zorlasak bir şey çıkmıyor mu? La ilahe illallah diyorsun ama manasını bilmiyorsun değil mi? Evet. O manasını bilmek önemli. La ilahe illallah demek kolay. Manası önemli. Yani bilmediğimiz zaman tabii yani kılmış olduğumuz ibadetin de şeyi yok diyorsun, anlamı yok diyorsun değil mi? Evet. He, doğru söylüyorsun. İnşallah bundan sonra anlamını öğrenecek miyiz amca? Tamam inşallah ya. Amca sen söz Allah'ın izniyle inşallah. Hep öğrendikten sonra biz de o işlere başlarız. Keşke herkese böyle çatsınız. Ama'i absir sevfetun bika icab ve ftekir yevmen tenaa.